Evet arkadaşlar, Hüseyin Avni Aker stadındayız. Son hali böyle. Bakın eskiden kalma meşaleler bile burada. Görüyorsunuz. Böyle bir video neden çektim dersen, burayı yıkanlar bence ayıp etti yani. Çünkü burada çok anılarımız vardı. Eski yeni stadı da buraya yapabilirlerdi veya burayı bir müze haline dönüştürebilirler. Ama burayı galiba bir müze haline dönüştürecekler. Ben öyle bir şey duydum. Yine güzel olur yani burada. Bence anılarımız canlansın. Bak böyle de bir yazı var şurada. Şöyle de bir çekeyim şurayı. Hüseyin Avni Aker yazıyor. Umut dümdük dümdük ayakta. Gökhan Kılıç. Evet arkadaşlar, Gökhan Kılıç. Bir de taraftar grubu gelmiş sanırsam buraya. Gökhan Kılıç bir taraftar. Taraftarımız da Allah rahmet eylesin. Trafik kazası olunca hayatını kaybetti. Abi şu haline baksana ya. Burada galiba meşale yakmışlar. Çok güzel ya. Yok arkadaş, tekrar diyorum, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah günahlarını affetsin. Baksana otlar bitmiş abi, burada ne maçlar yapıldı. Burada ne efsaneler futbolcular, efsane futbolcular burada top oynadı. Ne Dozer Cemiller, ne Şenol Güneşler burada toplar oynadı, rahmetli futbolcularımız. Buradan da biz de bir ses sürmeye geldik buraya. Bakın şu VIP tribünde. Buradan Maradona vardı. Şurası da Kuzey Kale arkası. Burası da Güney Kale arkası arkadaşlar. Bu şekilde yani. İnşallah burada güzel bir yer yaparlar da buraya geldikçe anlarımız canlanır. Tabi eski tadı olmasa da Trabzonspor taraftarı ve Trabzonspor için güzel bir yer olacak bence. İşte daha ileride otlar falan var. Otlar bitmiş. Meyve verecek ağaçlar çıkmış yani bu kadar. Yani evet, belki buradaki duvarlar yıkılabilir ama buradaki tarih asla gitmez. Yani şey etmeyin, Trabzonspor arkadaşlarımız üzülmesin. Benim de yani buraya geldiğimde gözlerim doldu resmen. Şu haline bak, biz burada ne maçlar seyrettik. Ama sıkıntı değil yani. Bu şekilde anlarımız diyorum. Şöyle bak, meşale ya. Meşale çok da severim yakmayı. Böyle var ya, tutacaksın bunu böyle. Trabzon. Buraya atalım bir tane. Oo, meşalenin dumanı çıktı. Evet, kendinize iyi bakın. Ben yani Trabzonspor'u çok aşırı fanatiyim. Ben arama çekiyorum arkadaşlar da. Hani burayı görünce bir şey oldum yani. Burada eskiden buraya arama çekirdik. Bak burası bilet kuyruğu şurası. Şurası biletlerin alındığı yer. Güzel valla. Buraya güzel bir yer yaparlarsa güzel olur yani. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Trabzonspor ve ülkemiz için hayırlı olsun. Buraya gelince biraz duygusallaştım yani, illaki her insan gibi. O yüzden biraz da yoruldum. Yavaş yavaş konuşuyorum. Çok yoruldum. Yoksa böyle hızlı hızlı konuşurdum. Tellerin üzerinden atlamak yasaktır diye atlayacağım şimdi. De şu duvarın yıkılma tehlikesi olabilir. Bu yazı da güzelmiş. Vira taraftar grubu yazmış büyük ihtimal. Yani onların yazısına benziyor. Zaten Gökhan Kılıç yazıyor orada. Allah rahmet eylesin. Gökhan Kılıç yazmışlar falan. Vira bu zaten kesin. Yani Vira taraftar grubu. Onları tebrik ediyorum. Ben Trabzonlu gençler taraftar grubundayım yani. Soran arkadaşlarımız olursa, ama taraftar grupları önemli değil. Trabzonspor'a destek olalım. Maçlarına gidelim. YouTube'da videolar çekiyorum evet, ama Trabzonspor'a da destek olmak zorundayız. Trabzonluyuz. Hadi bakalım, bisikleti de adam ettik. Bisiklet kaç, 4 senedir kullanılmıyor. Hadi kendinize bakın. Oğlum buraya gelince sohbet edesim geldi ya. Turan gitti ileride. Kendinize bakın, görüşmek üzere, bay bay.